Adalet Bakanı'nın konuşması üzerine yaptığınız açıklamanın sosyal medyada gündem olması, 2 milyondan fazla izlenmesi ve 30 binden fazla beğeni almasına rağmen haber sitelerinde ve medyada yer bulmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence yine aynı şeyden, aynı güçler tarafından engelleniyor. Zaten medya bana yıllardan beri yasak yani. Biz bunu zaten biliyoruz yani. Yani televizyon sahipleri bize bunu zaten söylediler. Tehdit edildi, kusura bakmayın programı iptal ediyoruz. Dediler zaten, bunun gizlisi yok. Kaç televizyon bunu bize söyledi yani. Tam program yapılacak ya da konferansı canlı olarak yayınlayacaklar. Telefon geliyor siyah gözlüklülerden. Yayınlamayacaksın diyorlar. Emredersiniz abi diyor. Yayınlamıyor. Kusura bakmayın diyor bize. Biz bunu zaten yıllardır biliyoruz. Medya zaten bize yasak. Neyse ki sosyal medya var da orada biraz duyurabiliyoruz sesimizi. Biz ve bizim gibi olanlar, yandaş olmayanlar ancak sosyal medyada sesini duyurabilir ama maalesef onların da birçoğusu bunu yapmayı göze alamıyor. Bir tweet atmayı göze alamıyorlar. Ondan sonra da Türkiye'de adaletin gelmesini bekliyorlar. Ya sen bir tweet atmaya korkuyorsun be. Sen atılan bir tweet'i RT yapmaya korkuyorsun. Beğeni yapmaya korkuyorsun. Sen takip etmen gereken bir insanı takip tuşuna basıp da takip etmeye korkuyorsun be. Sen adalete layık olamazsın. Bu kadar ödlek bir toplum adalete layık değildir. Takip etmen gerekeni niye takip etmiyorsun? Korkaksın. O tweet'i neden beğendiğin halde beğeni tuşuna basmıyorsun? Neden RT yapmıyorsun? Senin takipçilerine de gitmesini sağlamıyorsun. Korkaksın. Ondan sonra da adalet gelsin diyorsun. Böyle korkakların memleketine adalet mi gelir? Millet ne zaman cesur olur, o zaman adalet gelir. Yoksa her yapanın yaptığı yanına kar kaldığı müddetçe adalet beklemeyin. Herkesin sustuğu bir memlekette adalet beklemeyin. O memleketin insanları adalete layık değildirler demektir. Haber siteleri alamıyor yani. Talimat var. Bugüne kadar haber sitelerin neyi yayınladılar? Eğer bir şeyi bizim aleyhimize gibi düşünüyorlarsa o zaman aleyhimiz olacak şekilde yayınlıyorlar. Ne zaman bizle ilgili bir haber çıkmışsa, aleyhimize ise onlara göre ya da onu öyle çarpıtabiliyorsa, aleyhe çevirebilecekse, ya mesela Ramazan ayındaki teravih namazı olayı, 5-10 arkadaşın teravih namazı kılmak istemesi bir parkta, bu olayı aleyhimize çevirebileceklerini düşündükleri için hepsi bunu paylaştılar. Hepsi. Yani güya, İşte bunlar yanlış yapmış, pandemi varmış, pandemiye dikkat etmemişler, tedbirlere dikkat etmemişler. Yani bu hareket yanlışmış, işte bu bir provokasyonmuş falan. Provokasyon, kimsenin görmediği karanlık bir parkta mı yapılır? Provokasyon yapacaksam giderim meydanda yaparım. Böyle saçma sapan laflar, eğer bu şekilde bir iftira atmalarına müsaitse, çarpıtabilmelerine müsaitse, kendilerince aleyhimize gibi görüyorlarsa o zaman tüm haber siteleri aynı anda yayınlıyor. Bize operasyon yapıldığı zaman sabahın 5'inde, 6'sında sabahın 8'inde 9'unda bütün medya bunu vermeye başladı. Halbuki dosyada gizlilik kararı var. Kimse yayınlayamaz. Şu anda bulunmuş olduğunuz bina Furkan Nesli dergisi de bu bize yapılan operasyon bir ay sonra mı ne yayınlandığı için ceza kestiler. İmtiyaz sahibi arkadaşımıza 10 ay bir de hapis cezası verdiler. Yatmadı ama ceza verildi. Ama kendileri aynı saatte bütün medyayı verdiler. Ve o medya kuruluşlarına dosyada gizlilik kararı var. Siz nasıl bu, nereden aldınız bu görüntüleri, bu bilgileri? Nasıl bunu yayınlarsınız demediler. Aleyhimize olarak yayınlayacakları için kendileri yazmış, vermiş medya kuruluşlarına. İHA gibi özellikle haber ajanslarına, tamamen derin güçlerin emrinde çalışan haber ajanslarına veriyorlar. Ondan da bütün sitelere yayılıyor. Daha 2 saat olmuş operasyon olalı ve biz terörist olmuşuz, suç örgütü olmuşuz, olmadık şey kalmamış, her şey olmuşuz. Onlar karar vermişler ve o şekilde bizi afişe etmişler. Böyle bir şey olduğu zaman hemen hepsi yayınlıyorlar. Dosyada gizli karar olduğu halde. O görüntüleri, o haberi kim verdi? Polisin kamerasından başka kamera yoktu operasyon esnasında. O görüntüleri kim verdi medyaya? Polisten başka kim verebilir? Tek kamera var, polisin kamerası. Bunu yapana niye hesap sorulmuyor bu ülkede? Gel bakayım buraya, sen bu dosyada gizlilik kararı vardı. Sen nasıl bunları yayınlattın, niye denilmiyor? Bir ay sonra yayınlayan Furkan Nesli dergisine ceza kesiliyor. İmtiyaz sahibine hapis cezası veriliyor. Bir saat sonra yayınlayan medya kuruluşlarına hiçbir ceza verilmiyor. Ve o görüntüleri medyaya servis eden polislere de hiçbir ceza verilmiyor. Yani bu medya böyle derin güçlerin talimatı altında yayınla derse yayınlar, yayınlama derse yayınlayamaz. İşte o kadar. Sosyal medya biraz daha özgür. Onlar da çok özgür değil ama kısmen medyaya göre sosyal medyada biraz daha özgür olan siteler var. Ama onlar bile ödleri kopuyor, yayınlamak istemiyor. Bir haber altı üstü. Şimdi mesela bize operasyon yapıldığını hepsi yayınlıyor. 10 gün sonra tutuklanıyoruz, hepsi yayınlıyor. Tahliye oluyoruz, hiçbiri yayınlamıyor. Beraat alıyoruz, hiçbiri yayınlamıyor. Şimdi bunlar kendisini haber sitesi mi diyor? Tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay ve hiçbiri yayınlamıyor. Yaptığım konuşma 2 milyondan fazla izlenmiş, 2-3 gün içerisinde kimse yayınlamıyor. Şimdi sen medya mısın? Sen sosyal medya mısın? Yazıklar olsun senin gibi haber sitesine. Siz özgür olmaya layık değilsiniz. Sen bu kadar ödleksen layıksın baskıya uğramaya. Bu medya ve sosyal medyanın da birçoğu maalesef özgür olmaya layık değil. Özgürlüğün bir bedeli var. Bu bedeli ödemek zorundasın. Hiçbir bedel ödemek istemiyor. Hiçbiri karşı karşıya gelmek istemiyor. Aleyhimizde gibi bir durum hissederse kendince hemen yayınlıyor. Çarpıtarak, kendinden başlıklar atarak. Lehimize ise hemen konuyu kapatıyor. Yani medya özgür değiliz falan filan diye konuşup duruyorlar ya. Yani hakikaten de birçoğu da özgürlüğe layık değil yani. yani müstahaklarını bulmuşlar. Sen böyle bir haberi yayınlamayacak kadar korkaksan zaten sen özgürlüğe layık değilsin. Hepsini kastetmiyorum. Bazıları biraz daha yazdı, çizdi belki. Onlara değil sözüm. Bugün mesela İnde Bente Türkçe benden röportaj yaptı. Pazartesi günüm yayınlayacaklarmış. Var öyle birkaç tane site röportaj yapmak isteyen. Ama diğerlerinde hiç yok. Yani röportaj zaten hepsiyle yapamayız da. Ama hiç olmasa haber olarak ver yani. Haber olarak da vermiyor. Yazıklar olsun böyle medyaya, sosyal medyaya.